Çağ Medya olarak Kanal 38 ve TV38 haber merkezimiz tarafından hazırlanmış olan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Serap Mucuk, sizlere günün öne çıkan haber gelişmelerini aktaracağım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç Dünya Su Günü'nde yaptığı açıklamada suyun kıymetini bildiklerini ve sahip çıktıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyu ve kanalizasyon işlerinden sorumlu kuruluşu, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi aracılığıyla Kayseri genelindeki içme suyuyla atık suların en iyi şekilde değerlendirildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 22 Mart Dünya Su Günü'nde kayıp kaçak önleme, atık sudan ekonomiye katkı, kar ve yağmur sularını kazanma, su analiz çalışmaları, sondaj kuyularına ilişkin hizmetler hakkında bilgiler aktardı. Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç kent genelinde su iletim seviyesini daha da güçlü hale getirmek için 2021 yılında 3,8 milyon lira değerinde 29 adet sondaj kuyusu açıldığını kaydetti. KASKİ'miz marifetiyle uygun görülen bölgelerde 3.812.000 TL yatırım bedelli, merkezde 15, ilçelerde 14 olmak üzere toplam 29 adet sondaj kuyusu açıldı dedi. Açıklamasında suyun kıymetini bildik, suyumuza sahip çıktık diyen Başkan Büyükkılıç, 48 bin kişinin bir yıllık su ihtiyacı olan suyu kayıp kaçak gideriminden kazandıklarını da kaydederek konuştu. Ben de geleyim mi? 22. Başkan Büyükkılıç, KASKİ'ye ait su analiz laboratuvarlarında su kalite ve güvencesinin kontrol altına alındığını da söyledi. Bizim bir kültürümüz var, inancımız var. Nedir? Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Daha da iner gider. Deryanın kenarında olsanız bir damla suyu israf etmeyiniz diye abdest alırken bile böyle Allah dostlarının, inancımızın, kültürümüzün önerileri, tavsiyeleri var. Bu nedir? Suyun çok önemli olduğunu vurgular. Su en önemli bir nimettir. Gelecekte su daha da sorun olarak karşımıza çıkabilecektir. O açıdan har vurup harman savurma mantığı içerisinde, boş ver deme anlayışı içerisinde değil, tam tersine. Aman ha, suyu gözümüz gibi koruyalım, suyu israf etmeyelim diye hepimizin yaklaşması, bu kültürle yavrularımızı yetiştirmesi, çevremize de nezaket kuralları içerisinde uyarması ve hatırlatması gerekir diye buradan paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 55 milyon TL'lik atık su arıtım tesisleriyle suyu da çevreyi de gözettiklerinin altına çizen Büyükkılıç, 54 milyon 573 bin liralık yani yaklaşık 55 milyon liralık atık su arıtma tesisi yatırımı yaptık. Bu sayede gerek suyumuzu gerekse çevremizi gözettik. İnsan ve çevre sağlığımızı korumak bizim görevimiz ve bu kapsamda öteden beri inşa ederek işlettiğimiz atık su arıtma tesislerimizi yenilerine ekledik, ekliyoruz şeklinde konuştu. Eğitim arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bunların alınmasından, saklanması, muhafazası. Evet, akreditasyonda hizmette o kadar ilgisi. Günlük kaç tane bu akredite olmanın kriterleri arasında eleman sayısı? Buradaki analiz yapacak kişinin durumu, makinelerin durumu, kalibrasyonu, ortam sıcaklığı. Şu an için 198 parametre çok büyük parametre yani. Bir parametre bile akredite etmek için çok zorlanıyorlar. Başkan Büyükkılıç, KASKİ bünyesinde hizmet veren Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde 2021 yılında arıtılan atık sulardan oluşan birincil çamurun çürütülmesiyle 5 milyon 184 bin 450 TL değerinde elektrik üretildiğini de vurguladı.
Kentte sadece yeraltı sularının değil, yağan kar ve yağmur sularının da geri kazanımı için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, yağmur ve eriyen kar sularını yeraltı sularına kazandırmak amacıyla KASKİMİS tarafından çökertme baca uygulaması da çölleşme ve kuraklıkla mücadele yöntemlerinden birisi olarak tercih ediliyor dedi.